Editör'ün manşeti kaldığı yerden devam ediyor ve son bölümümüzle karşınızdayız. Gazeteci Vahap Güner stüdyoda konuğumuz ve seçimleri konuşacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. 2014 yerel seçimleri yaklaşıyor. Aday adayları adeta bir yarışa girdi. Ama bu AK Parti'de bu yarış devam ediyor. Sadece. Sadece AK Parti'de devam ediyor. Çünkü diğer partiler, muhalefet partileri biraz gerilerde sinyal veriyorlar. Bu devam eder mi? Sonuçta 5 ay gibi kısa bir süre kaldı. Yanlış bilmiyorsam. Devam eder mi yoksa farklı bir çalışma içerisine girerler mi? Bilmeyiz ama AK Parti'nin şu anda gerçekten büyük bir ivme kazandığını görüyoruz. En azından Malatya'da. Evet, yani AK Parti şimdiye kadar yapılmış yerel seçimlerde hiç eline geçmemiş bir fırsatı yakalamış durumda. Evet. Yani karşısında hemen hemen hiçbir rakibin olmadığı bir seçime hazırlanıyor. Yani 5 yıl öncesinde baktığınız zaman bir Çerçi faktörü vardı. Yine bir CHP alternatif olabilecek, kendi varlığını hissettirecek bir durumu vardı. Ama bugün baktığımızda maalesef hiçbirini görmek çok mümkün değil. Sadece iktidar ve muhalefet görevi de AK Partili ve AK Partili adaylara kalmış durumda. Şimdi işte büyükşehir konusunda AK Parti büyük ölçüde çalışmalarını tamamlamak üzere. Dün Başbakan da ATV'deki programda söylediği gibi 22 büyükşehir belediye başkanını belirlemiş durumdalar. Evet. Yani geriye kalan 8 belediye başkanı var büyükşehir konusundan. Bunlardan bir tanesi de Malatya. Evet. Ve bizim bildiğimiz kadarıyla da Malatya'da adayı da büyük ölçüde belirlenmiş durumda. Yani şimdiki yapılan şeylerle baktığınız zaman AK Parti'de temayül yoklaması yapıldı. Onun ardında 3 tane kamuoyu anketi yapıldı ve bunun ardında da geçtiğimiz salı günü milletvekilleri adaylar konusundaki tercihlerini yazılı ve sözlü olarak genel merkezdeki aday tespit komisyonuna ilettiler. Ve bunun sonucunda da Malatya adayı da büyük ölçüde belirlenmiş durumda. Şimdi bu adayın belirlenmesiyle birlikte ilçe adayları belirlenecek. İlçe adayları konusunda da gerçekten AK Parti'de gerek Yeşilyurt'ta gerek Battal Gazi'de yoğun bir çekişme var. Adaylar bütün seçim bölgelerini taramaya başladılar. Ev ev gezmeye başladılar. En azından broşürlerini ulaştırmaya çalıştılar. Televizyon programlarıyla varlıklarını duyurmaya çalışıyorlar. Ve o kamuoyu anketlerinde öne çıkmayı düşünüyorlar. Ve AK Parti bu kez baktığımız zaman işte temayülde ilk 5'e girenler, kamuoyu yoklamasında ilk 5'te isimleri geçenler ve milletvekillerinin tercih ettiği adaylar üzerinde çalışmanın ardından da adaylar açıklanacak. Evet. Baktığımız zaman da Malatya'da da bir aday ismi üzerinde yoğunlaştığı görülüyor. Temayül sonucuna baktığımız zaman ilk 5 adayın temayülde kaldığını görüyoruz. Bunlardan birincisi İl Başkanı Bülent Tüfekçi'nin temayülde aday olmadığı sürpriz halde bir şekilde en yüksek oyu aldığı ifade ediliyor. Ancak aday olmadığı için genel merkezdeki aday belirleme tespit komisyonu, 11 kişiden oluşan bu komisyon, Bülent Tüfekçi'yi değerlendirmeye almıyor. Onun haricinde diğer 5 kişiyi kamuoyu yoklamalarında 1 ve 2 kez tekrar Malatyalılara sorma gereği duydular. Ve bu sonuçlardan sonra da bir aday üzerinde yoğunlaştığını ve ibrelerin ona döndüğünü gösteriyor. Ve bu adayı da söylemekte de şey görmüyorum. Bu aday Sami Er. Yani Sami Er hem temayülde hem kamuoyu anketlerinde hem de milletvekillerinin çoğunluğunun oyunu almak suretiyle Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmak üzere. Ahmet Çakır'ı biraz konuşmak istiyorum. Ve onun şeyinde de alternatifi olarak da Ahmet Çakır'ın bir dönem daha götürmesi konusunda teşkilatın bazı milletvekillerinin tercih ettiği ve kamuoyu anketlerinde de Sami Er'den sonra geldiği bazı anketlerde ifade ediliyor. Bir ankette de Ahmet Çakır'ın önde olduğu ifade edildi ama genel merkez bunun üzerine üçüncü bir anket yapınca da bu ankette de yine Sami Er'in önde çıktığı ve diğer adayların da
ankette görünmeye başladık. Bunlar işte kimdi? Ahmet Çakır'dan sonra Murat Aslan, şehir plancısı Murat Aslan, Yaşar Köksal, evet, ve İbrahim Gezer, Ali Bakan isimlerinin de yavaş yavaş anketlerde de görüldüğü ifade ediliyor. Ama bildiğimiz kadarıyla bir değişiklik olmazsa Malatya'nın Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Sami Er olacak gibi görünüyor. Ve onun dışında da yapılan anketlerde de, yani dün Başbakan'ın bazı adaylar konusundaki verdiği notlardan sanki Malatya adayı üzerindeki çalışmaları da işaret eder gibiydi. Aslında Başbakan'ın altı çizilecek gerçekten çok önemli bir açıklaması daha var. Biz evet parti olarak iyi bir boyuttayız, iyi bir yerdeyiz. Ancak isimler bazen bizi yanıltabilir. Dolayısıyla isimler üzerinde çok daha fazla çalışma yapıyoruz. Yani sadece bizim istediğimiz değil, o yöre halkının da istediği isim kesinlikle gelecek. Biz temayül yoklamalarını pek fazla önemsemiyoruz ama kamuoyu yoklamaları bizim için çok daha değerli gibisinden açıklamalar yaptı Başbakan Erdoğan dünkü programında. Aslında ben şunu da sormak istiyorum. Ahmet Çakır 5 yıllık bir belediye başkanlığı sürecini geçirdi. Devam ettiği takdirde tecrübeli bir isim haline gelecek. Yanlış mı düşünüyorum? Doğru söylüyorsunuz. Başbakanın Malatya'ya gelişine kadar da Ahmet Çakır favori bir adaydı. Evet, öyle. Yani ikinci alternatifi hemen hemen Malatya kamuoyu büyük ölçüde Ahmet Çakır'ın bir dönem daha götürmesi konusunda sivil toplum örgütleri de, kurum ve kuruluşlar da bu görüşteydi. Evet. Ama başbakanın gelişi ve gidişinin ile birlikte ve genelde de belediye kaynaklı, mahreçli bir takım dedikoduların, fısıltıların Malatya geneline yayılması, evet, veya yaydırılması Ahmet Çakır'ı büyük ölçüde sanki neredeyse aday olmayacak bir görüntüye neden oldu. Ve bu dönem gerçekten Ahmet Çakır'a büyük zarar verdi. Ve bu zararı da Ahmet Çakır'ın büyük destek verdiği, yanında, etrafında yer alan isimler bence verdiler. Ve Ahmet Çakır'ı bu söylemler karşısında yalnız bıraktılar. Onun akabinde gelişen siyasi dengelerle birlikte adayların da ortaya çıkması ve bazı adayların da işte AK Parti'nin 10 yıllık dönemini, Ahmet Çakır'ın 5 yıllık dönemini eleştiren açıklamaları da kamuoyunda yankılanmaya başladı. İşte temayüle gittiğiniz zaman bu sonuçlarla da ortaya çıkıyor. Teşkilata sorduğunuz zaman da ortaya çıkıyor ama her şeye rağmen Ahmet Çakır henüz son sözünü söylemiş de değil ama birinci olmazsa ikinci alternatif aday olarak da yine Ahmet Çakır masada görünüyor. Ve bu son çalışmalar neyi getirir neyi götürür ama gördüğümüz kadarıyla benim Ankara'da edindiğim ve aldığım bazı izlenimlerle de Sami Er'in üzerinde büyük bir yoğunlaşma olduğu, büyük bir destek olduğu ve Sami Er'in sadece AK Parti tabanından oy almayacağı, sadece Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi ve genelde kararsız kesimlerden de oy alabilecek bir aday olduğu yönünde de araştırmalar yapılmış. Bunun sebebi size göre neydi? Yani İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden belediye başkan yardımcılığına geçti. Orada aslında orada şeyler başladı. Hani belediye başkan yardımcılığından tecrübe mi edinmeye gitti? Bu daha çok göze çarptı. Yani Sami Er şöyle bir özelliği var tanıdığımız zaman. Bir belediyenin kuruluşundan başlamak suretiyle şu anda da metropol bir belediyenin belediye başkan yardımcılığı bütün birimlerinde çalışmış. Yani muhasebesinden, işletmesinden, planlamasından, projesinden, kentsel dönüşümünden, işte Marmara Ray'ın Üsküdar kısmında mega projeler konusunda büyük bir deneyim olduğunu görüyoruz. Bunun haricinde de bir köy hizmetleri deneyim var. Yani evet, köy hizmetlerinde gerçekten Malatya'da bildiğimiz bir köy hizmetleri vardı. İşte uyduruk kadrolar, işte bayanların dozer operatörü, kepçe operatörü olarak olduğu bir köy hizmetleri yapısı vardı. Orada işte dozerle çalışmaya gideceksiniz. Bayandan dozer operatörü, kepçe operatörü gördünüz mü? Hiç olacak şey mi? Ama kadro olarak öyle görünüyordu. Önce o herkesi kendi kadrosunda çalışmasını getirmeye çalıştı. Ve getirdiği zaman çalışanlar, o kadroda yararlananlar hepsi o havaya oklamaya başladı. Ve baktığınız zaman dışarıdan hizmet almak zorunda kaldı. Dışarıdan hizmet almak suretiyle de işte 1 liraya 4 liralık hizmet sunmaya çalıştı ve onda da başarılı oldu.
köylere de gittiniz. Ben hiç unutmam o dönemdeki şeyden. Bazen de eleştiriyorduk o zamanki Sami Er'i, köy hizmetlerini eleştiriyorduk. İşte gölet yapımıydı. Hiç o zamanki yazma yapmadı. İşte köylerde, kasabalarda sulama için gölet talepleri var. Şimdi bu gölet talebi için işte önce planlamaya başvuracaksınız, bütçeden ödenek ayrılacak, en az 5 yıl uğraşmanız gerekiyordu. Şimdi bir baktım bu Sami Er o günkü şeyde gölet yapılacak alanı köy hizmetlerinin kepçeleriyle açtırıyor. Toprağı duvar gibi, set gibi etrafa yığıyor. İçine de muşambadan su geçirmez bir kaplama yapıyor. Önünü de bir set çektiğiniz zaman 2-3 ayda bir gölet yaptığını görmeye başladı. Köylerin gölet sorununu basit bir yöntemle çözdüğünü görüyoruz. Yani planlamayı beklemeden, bütçeyi beklemeden bunları vatandaş da gördü. Yani kırsal kesim işte, yani siz bir şey vermeden bir anda Malatya kamuoyunda öne gelmeniz mümkün değil. Hele özellikle AK Parti gibi bir partide, yani adayın çok olduğu, hesapların büyük ölçüde yapıldığı bir partide bir anda işte İstanbul'dan gelip bir anda öne çıkmanız mümkün değil. Evet. Ama bu vermiş olduğunuz, yapmış olduğunuz hizmetlerle ölçülü ve bence vatandaşta bir karşılığı var. İşte sivil toplum örgütleri, Gazeteciler Cemiyet Başkanı, işte Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Başkanı, Atmalılar Derneği Başkanı gibi AK Parti'ye de biraz oy vermeyip uzak görünen kesimler dahi Sami Er'e bir destek verme konusunda açıklamalarını duymaya başladık. Bunlar bence olumlu izlenimler olması gerekiyor ama yani genel merkezinde muhakkak ki dikkatinden kaçmaz. Ve bunu tabii takip ediyor. Yani şimdi eskisi gibi adayları alırlardı, işte sınava tabi tutarlardı. Evet. Ne yapacaksın projemi? Şimdi yok. Şimdi büyük ölçüde kamuoyuna soruyor. Milletvekillerini sorumlu tutuyor. Yani bunlar, bu adaylardan sizin de Malatya'dan sorumlu olacaksınız. Yani şey olarak. Sadece suçu biz aday gösterdik. Aday yarın başarısız olursa şey değil. Aslında AK Parti şunun hesabını yapıyor yani. Mevcut bir adayla seçime girip işte diyelim %65 oy almak yerine kamuoyunun istediği, yani diğer kesimin de oyunu almak suretiyle %75'lere çıkarılabilecek bir aday arayışı içerisinde. Yani AK Parti genelinde yapmış olduğu şeylerden bunu görüyoruz Malatya'da. Ve bunda da bence başarılı oldular gibi görünüyor. Çünkü muhalefet yok. Yani siz AK Parti'ye tamamen meydanı bırakmışsınız. Yani ilçelerde bırakmışsınız, Malatya'da bırakmışsınız, Malatya'nın büyük ilçelerinde bırakmışsınız. Şimdi muhalefet böyle başıboş bıraktığınız zaman seçmen de AK Parti'deki bir adaydan yana tercih görüşlerini belirtmeye başlıyor. Bari diyor bir aday olacaksa, yani bu aday AK Parti'ye sadece hizmet etmesin, bize de yani evet. Cumhuriyet Halk Partisi'ne de, MHP'ye de ve diğer kararsızlara da hitap edecek bir aday olması konusunda şimdi. Bu da baktığınız zaman bu şeylere cevap verecek. Hem Sami Er hem de Ahmet Çakır bence bunlara, bu taleplere cevap verebilecek adaylar. Çünkü Ahmet Çakır da 4,5 yıllık yönetimi döneminde bütün kesimlere hoşgörüyle yaklaştı. Toplumsal uzlaşı konusunda, yani AK Partili olmayan çevrelerle de çok iyi samimi ilişkiler kurdu. Cemevine de yardım etti. İşte Ermeni mezarlığında bir yaşanan bir yıkım olayından sonra evet. O hatayı da telafi eden yeni bir yatırımla onu da yaptılar. Yani bir takım çalışmalarda da şu anda da bazı suçlamalarla karşı karşıya bırakılmasında gerçekten doğru bulmuyoruz. Yani eğer önceden bir suçu varsa önceden yazılır, çizilir, yapılır ama seçim döneminde bunları gündeme getirmek fazla doğru olmaz diye düşünüyorum ama tabii ki ama Ahmet Çakır gösterilir gösterilmez ama Sami Er ve Ahmet Çakır arasında kesinlikle dönen bir seçim var. Onun dışında da şimdi AK Parti'nin özellikle Bülent Tüfekçi'nin bence gemisini fevkalade iyi yönettiği inancındayım. Çünkü partisi gerçekten rakipsiz olan bir seçime hazırlanır hale geldi. Evet. Şimdi bu adayların büyük bir bölümü de belediye meclis üyesi olarak AK Parti değerlendirdiği takdirde güçlü bir yönetim anlayışıyla, güçlü bir belediyecilik anlayışıyla daha başarılı olur diye düşünüyoruz. Çünkü biz çok geride kalmaya başladık. Yani
yöneticiler başkan adayları iyi niyetli olmasına rağmen ama bir Elazığ'la, bir Adıyaman'la, bir Maraş'la boy ölçüşebilme, onun gerisine düşmek gerçekten Malatya'ya yakışmıyor. Dün İbrahim Gezer'in de bir açıklaması vardı bu yönde. Profesör Doktor İbrahim Gezer, Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı. Malatya 10 yıl geriden geliyor şeklinde, 7 yılı heba edilmiş şeklinde bir açıklaması vardı. Aslında bu da kendisine bu açıklama ne kadar faydalı döner, ne kadar faydasız döner bilmiyoruz ama en azından biraz da olsa gerçekleri konuşmak lazım. Yani geriden geliyoruz tabii ki. Evet. Yani işte bir Malatya'yı planlama konusunda Münir Erkal'ın gidişiyle birlikte, yani seçimi kaybedişiyle birlikte 20 yılda, hatta sadece 10 yılı demek biraz haksızlık olur, 20 yılda geriye gittik biz. Yani işte o gün kuşak yolları dediğimiz, çevre yolu diye tarif edilen Münir Erkal'ın projesi, kuzey ve güney çevre yolu, bugünkü kuşak yolu tabir edilen yollarda 20 yılda yani birkaç kilometrenin dışında yol açılmadı. Yani o yolları en azından açmış olsaydık, yani Malatya'yı yeniden planlanırken işte alışveriş merkezlerini, hastaneyi, belediye binasını, kamu binalarını yerli yerine yerleştirmiş olsaydık daha gelişmiş bir şehir olacaktık. Yani 1960'ların açılmış yollarında 135 bine yaklaşan araç sayısıyla Malatya gerçekten çıkmaz bir sokakta sağa sola yalpalamaya başladı. Evet. Yani bunun sonucu da büyük şeyler yok. İşte bir yol, Fahri Kayan gibi bir yerde imara açılan bir alan var ve o alanda da henüz hiçbir şey yapmış değilsiniz. Kaldırımı yok. Yani düşünün, bir 200 milyara bir daire satılan yerde kaldırım inşa etmemişsiniz. Yollar açıldığı gibi duruyor. Beydağlarında kentsel dönüşüm diye 10 yıldır konuşuyoruz. Daha henüz yeni yeni ihaleler yapılmaya başladı. Yani orada da gelişi güzel bir binalar yükselmeye başladı. Yani planlamasını belediye yapması lazımdı. Orada bir şehir kurulacaksa, yeni binalar yapılacaksa, altyapısı önceden hazırlanır, orası imara açılsaydı daha şey olurdu. Ama artık gelen geçti. Şimdi Malatya'nın depreme hazırlanması gerekiyor. Yani Malatya birinci derecede deprem kuşağında yer alıyor ve çoğu binanın yıkılıp yeniden yapılması gerekiyor. İstanbul'da kentsel dönüşüm hızla giderken, yani vatandaş evini bizzat yıkmak için belediyelere başvururken bizde henüz bu konuda bir çalışma yok. Yani baktığınız zaman işte rutin belediyecilik hizmetlerinin dışına bir türlü çıkamadık. İşte suya zam, otobüs ücretine zam, vergilere zam, kaldırım yapalım, kaldırımın da maliyetini vatandaşa katkı payı olarak yükleyelim. Yani bunlarla da elbette kaldırımlar güzel yapıldı, ışıklandırması yapıldı. Bunlar yapılması gereken şeyler. Yani belediyeciliğin olması gereken çalışmaları. Ama bir yol konusunda, yani yaptığınız zaman işte bir hastane, çok mükemmel bir hastane yapılmış. Yani gerçekten Malatyalı bu kalitede bir hastaneden sağlık hizmeti alması doğal hakkı. Yani işte kuzeydeki, işte yok kuzeyde, güneydeki hastaneler kalsın, SSK kalsın, devlet hastanesi kalsın mantığını bir kenara bırakmak gerekiyor. Yani orada hastanelerin hizmetini ikiye böldüğünüz zaman iki yerde de sağlık hizmeti verme şansınız yok. Burada ben de orada 5 gün yattım koldan dolayı. Yani gerçekten araştırmanın kalitesinin üstünde bir standart var. Hilton ayarında bir odada, yani en fazla 2 yataklı, tek yataklı, 800'e yakın bir odası ve yatağı olan bir hastane. Yani bir takım eksiklikler var işte. Yani yerleşme konusunda. Onlar da gayet doğal olabilir. Yani zamanla gelişir. Ama o hastaneyi getirip oraya yerleştirmekle en büyük hatayı yaptık. Yani şimdi Malatya'nın trafiği, bugün baktığınız zaman günde 8 bin kişi oraya gidiyor. Yarın diğer hastaneler de yapıldığı zaman yaklaşık 15 bin kişi o hastaneye gidecek. Yani 15 bin kişiyi biz o çevre yolu, Ankara yolu, ne diyersek diyelim, o yol üzerine yoğunlaştırdık. Halbuki bu yoğunluğu o yol üzerinden alıp daha makul bir bölgeye götürmüş olsaydık orayı daha geliştirmiş olacaktı. Şimdi hastanenin etrafında şey yok, bir kantin yok, bir alışveriş merkezi yok. Yani sadece hastaneden bir su alma ihtiyacınız varsa, hazır su,
ta karayolunun öbür tarafını geçeceksiniz. Altın Kayısı Oteli'nin karşısındaki Carrefour'dan veya o istasyon caddesindeki bakkal manavdan alacaksınız. Evet. Yani işte orada doktorlar muayenehane yapması gerekiyor. Yani yer yok. Eczane açmanız gerekiyor. Yer oraya yok. Bir kadın doğum ve rehabilitasyon merkezi yapılacak. Tabii, değil mi? Tabii 300 tane. Yataklı Ay, evet. Da aynı şekilde o şey var. Bence o hastanelerde 150 yataklı da fizik tedavi baktığınız zaman 1200 yatağı. Yani bazen arkadaşlar şey yapırken işte iki hastaneye verdik, bir hastaneye. Şimdi iki hastanede 1100 tane yatak vardı. Yatak vardı da nasıl vardı? İşte bir odada 6 yatak vardı. Öyleydi, evet. Bazısında 8 yatak vardı. Yani şimdi siz buradaki odalarda baktığınız zaman 50 metrekareyi geçen bir oda var. Yani tek kişilik oda. Yani banyosu, lavabosu, refakatçinin kalacağı kanepe, işte koltuk, dolaplar baktığınız zaman, bunu kıyasladığınız zaman oraya bir değil iki yatak da koyabilirsiniz. Yani o şeyi baktığınız zaman 2000 yatağı, yani yatak sayısını arttırmak ya kalktığınız zaman orası 2000 yatağı çıkar, hiç gereği yok. 300 yataklı kadın doğum hastanesini de tek kişilik, çift kişilik odalar halinde yaptığımız zaman Malatya'da sağlık kalitesi yükselir. Yani sadece yer konusunda biraz sıkıntı. Yer konusunda ama yapacak bir şey yok. Evet, yani artık yapıldı. Yapacak bir şey yok. Yani yok. Bundan sonraki şey ama kalite, sağlık kalitesi yükseliyor. Yani ben ciddi bir ameliyat geçirdik mesela o zaman şeyde. Kol kırıldığı zaman ne yapacağımı şaşırdım. Şimdi devlet hastanesinde akşamleyin saat 9'da şey bulamazsınız. Doktor muhtarı nerede bulacaksınız dedi. Evet. Yani ama oraya gidince iki doktor birden bizi karşıladı. Yani hemen kola müdahale ettiler, alçıya aldılar, olmadı. Ertesi gün ameliyat, o da 29 Ekim tatil olmasına rağmen doktorlar çağırdılar, gelip ameliyat yaptılar. Yani baktığınız zaman işte platin takma, kolu toparlama konusunda fevkalade sağlık hizmeti. Ama eksiklikler yok mu? Var. İşte asansör çok geç çalışıyor. Çıkması, inmesi, onu düzenlemeye çalışıyorlar. Girerken muayene odalarında hastaların oturacağı yer olmadığını ifade ediyor ve dar olduğunu. İşte röntgeni bulmakta zorlandıklarını, birimleri bulmakta zorlandıklarını ifade ediyor. Biraz bunlar karışık da, evet. Olacak yani. Bunlar yani tam olacak. Oturmamış haliyle gerçi. Oraya. Yani zaten başhekim de onu söylüyor. Yani baktığınız zaman bir yıl içerisinde oturması tam gerekiyor. Tamamlanır herhalde büyük ihtimalle. Şey konusunda da yaya geçidi konusunda da büyük bir sıkıntı vardı ama karayolları ilk olarak üst geçidi oraya yapmayı planladı. Çalışmalar başladı mı başlamadı mı? Aslında biz neredeyse her gün oradan geçiyoruz televizyona gelirken yok, ama bir şey yok. Çalışma falan yok. Yani gördüğümüz kadarıyla. Yani işte öyle bir şeye düşüyoruz ki çok mükemmel bir yatırım yapıyoruz hastane. Yani bu hastane en az 100 yıl Malatya'ya hizmet verecek. Ve o hizmet verirken işte o hastanenin yolu, ulaşımı, planlamasını bir türlü yapmıyoruz veya sormuyoruz. Sonra bir ara sorduk ki yani o hastaneyi oraya yaparken belediyeye dahi danışma gereği duyulmuyor bazı şeylerde. Yani ona tavır koymak gerekiyordu. Malatya Belediyesi, Malatya Milletvekilleri. Yani şimdi oraya yolu nasıl götüreceksiniz? İşte yol bulamıyorlar. Hala bulunmuş değil. Arka tarafı demir yollar. Öyle. Ön tarafta bir emniyet getirip bir bina yapmış. Yani emniyet binası hemen hastanenin önüne. Yan taraf tekrar işte kadın doğum hastanesi ve fizik tedavi merkezi yapılacak. Ön taraf karayolu. Yani gelişimi sağlayacak. Yani orada o hastaneyle ki birlikte. Ki öyle dar bir karayolu falan değil. Bayağı tabii genişleri tabii. İşte için bir kafeterya çabuk yok. Aynen. Yani oturacak veya kafeterya yapacak yer de yok. Evet. Yani hastane, şimdi eski hastaneye gittiğiniz zaman devlet hastanesine Kışla Caddesi'nden itibaren başlar. İşte oraya Sağlık Caddesi derlerdi. Hatta Kışla'yı kaldıralım Sağlık Caddesi. Niye? Doktorlar, hastaneciler, medikalciler, sağlıkla ilgili bütün birimler burada. Çünkü o yan kol da orada olması gerek. Şimdi hastaneyi kurduk, o yan kolların gelip oraya yerleşeceği yer yok. Bunu kenti yönetenler, planlayanlar bunu şey yapar. Bunu götürüp Taştepe'ye kursaydınız, çevre yolunun altında bir yere hastane yapsaydınız, o çevreyi uçururdu. Kesinlikle. Kalkınmayı yani öyle bir sağlardı ki. En az 300 tane, 400 tane iş yeri kurulur ve hastaneyle dolaylı geçimi sağlardı. Şimdi işte Kışla Caddesi'nde devam ediyorlar.
o iş yerleri. Burada bu bölgede işte bir tane o üst geçidin yapılacağı yerdeki o eski binaları restore etmek suretiyle eczane yapmaya başladılar. Yani ama sadece eczane yetmiyor. Kafeterya işte. Eczaneler birer ikişer açılmaya başladı ama yeterli değil. Aslında hastanenin biraz daha ilerisine spor ve sağlık yaşam merkezi açılacak. O belki biraz daha oranın i̇şte, şeyini arttırabilir. Yani işte bir yol var. Karayolu artık Ankara yolu, çevre yolu ne derseniz deyin. Bütün yoğunluğu o yol üzerine veriyoruz. Yaşam merkezinde oraya veriyoruz. Yani bunun anlamı yok. O yaşam merkezlerini başka bölgelere götürüyor. Yani orada bir şekerin arazisi var. O şekerden araziyi almak kolay. Hemen oraya proje çizip ihale etmek çok kolay geliyor. Yani o merkez sadece o yol üzerine aktardığınız zaman şey olmuş işte. O yol üzerinde bakınız sadece adliye var, maliye var. Adliye günde 5000 kişi gidiyor. Evet. Maliye nerede bakarsanız 2000 kişi gider. Hastaneye 8000 kişi gidiyor. Yakında 15000 kişi gidecek. Yani hep aynı yol üzerinde. İşte o zaman trafik şimdi iyi kötü götürüyor. 10 yıl sonra ne olacak? 20 yıl sonra ne olacak? Ben iyi kötü götürdüğünü düşünmüyorum. Hala trafik yani şu anda çok sıkışık. Buna şükredelim. Evet. Buna şükredelim. Ama 10 yıl, 20 yıl sonra ne olacak? O hastane yine orada. Evet, orada. Ama işte belediye binasını, alışveriş merkezini getirip o yol üzerine hepsi kurmanın aynı yol üzerinde. Ne anlamı var yani? Yani o yol zaten kaldırmaz. Yani o yol 1960'ların Malatya'sına göre yapılmış. İstasyon Caddesi denilen, Ankara Asfaltı denilen yol. Ama hala yeni yollar açmakta direnirseniz, yapamazsanız şey olmuyor ki. Yani şey kuralım, yeni bir uydu kent kuralım, adaylar da söylüyor. Beylerderesi'nin öbür tarafına ve Beylerderesi'nin oraya gidip kuralım. 100.000'de konut yapalım. Ama o konutta oturan nüfus için Malatya'ya gelecek. Belediye için buraya gelecek. Davası varsa adliyeye, vergisi varsa maliyeye. Hasta olacak mecburen hastaneye. Alışveriş merkezine gelecek. Nereye gelecek? Buraya gelecek. Aslında adliyenin Beylerderesi tarafında bir yere yapılması söz konusu. En azından onu götürüyorlar yani o konuda yani, sıkıntı yani götürsünler yok. Yani sadece adliyeyle şeyde, bitmiyor evet. Tabii yani şimdi resmi kurumları da işte Elazığ gibi, Adıyaman gibi, Kahramanmaraş gibi şehrin belli noktalarına dağıtacaksınız. Aynı güzergaha değil, aynı yol üzerine değil. Yani onu dağıttığınız zaman zaten şimdi adliye bir yere gittiği zaman bir semte götürdüğünüz zaman en az 200 tane avukat da o adliye yakın yere taşınacaktır. Öyle. Yani işte diğer adli unsurlarla birlikte. Hastaneyi bir yere götürseniz öyle olacak. Maliyeyi bir tarafa götürseniz muhasebeciler oraya gidecek. Hastaneye götürseniz doktorlar, medikalciler gidecek. Ama bizde maalesef inşallah şu dershaneler kapatılır da yine şehirdeki o yoğunluk kalkar. Yani dershaneler de burada. Özel hastaneler de burada. Bir cadde üzerinde Malatya'nın bütün insanları baktığınız zaman her gün 100.000 kişi nereden bakarsanız Malatya'ya gelmez. Kaldırımda yürüyecek yer yok. Olmaz. Gerçekten öyle. Olmaz. Peki efendim kısa bir zamanımız kaldı. Sizinle konuşmak istediğim bir isim daha var. Ahmet Münir Erkal. Dün bir televizyon kanalında partiyle ilgili çalışmalarım devam ediyor. Henüz kesin bir şey yok ama biraz aday olacağı yönünde bir sinyali verdi gibime geldi benim. Size de öyle geldi mi? Ya ben de iki gün önce kendisiyle konuştum. Hatta sosyal medyada yer alan bir açıklaması gibi. O kendisi de söyledi. Benim sosyal medyada ne Twitter'da ne de Facebook'ta bir sayfam yok. Böyle bir açıklamam da yok. Cümleleri de dikkatli okursan bana ait olmadığını anlarsınız. Yani o gün şeyde o açıklamayı yalanladı. Ama Malatya'ya üzerine, Malatya ile ilgili ve Türkiye gündemiyle ilgili görüşlerini ifade ediyor. Gördüğüm kadarıyla da Münir Erkal Saadet Partisi'nde genel başkanlığına üst düzey bir yönetim hedeflediğini düşünüyorum. Onunla ilgili çalışmalar yaptığını düşünüyoruz. Ama Malatya'da adaylık konusunda kesin bir karar yok. Olduğu takdirde bir yarış olur mu? Şu aşamadan çok zor. Yani Malatya'da AK Parti artık
şu anda oluşturduğu seçim gücüyle bunu kırmak için çok büyük hatalar yapması lazım. Evet. Ve ülkede çok önemli büyük şeylerin olması gerekir ki hem AK Parti Genel Başkanı, Başbakan'ın işte son çıkışları, son şeylerinde Malatya'da büyük destek gördüğünü görüyoruz. İşte özellikle çözüm Diyarbakır süreci, kesişim. Diyarbakır çıkarması, evet. İşte hatta dershanelerle ilgili açıklamasına bile büyük bir destek tepki var. Olsa görünse de kamuoyunda genelde olumlu karşılandığını, evet, görüyoruz. Yani büyük çapta bir tepki yaratmadığını görüyoruz ki bu da Malatya'da olumlu yönde AK Parti lehine değişeceğini gösteriyor. Ve şu aşamadan sonra da artık bundan sonra muhalefetin yapacağı şey, işte CHP'nin 85 bin oyu var, MHP'nin 35 bin, Saadet Partisi ve Has Partisi o dönemde yaklaşık 10 bine yakın oy almış. Büyük Birlik Partisi 3 bin civarında. Bu partiler bir araya gelip ortak bir aday konusunda belki karar kırabilirlerse, bir oluşuma girebilirlerse, belki bir çekişme olsa da yine AK Parti adayının bu işi götüreceğini, çünkü AK Parti'de de işi bilen bir aday, kamuoyunun istediği bir aday olursa, karşıdan Münir Erkal da olsa, kimse kim olursa olsun AK Parti'nin sonuca gideceğini düşünüyorum ben. Evet. Yani, bunu kendisine de söyledim. Parti genel başkanları gelse bile. Yani şey olarak Malatya'da şu anda AK Parti bugünkü koşullarda baktığımız zaman %70'lerin üzerinde oy alacak tek parti olarak görünüyor. Muhalefetin bundan sonra çok çalışması gerekiyor bence. Çalışsa da bir sonuç alacağını tahmin etmiyorum. Zaten onlar çalışmadan işte bir iki açıklamayla, işte bülten yayınlamayla, sembolik açıklamalarla AK Parti'nin bu gücünü kırmalar çok zor. Çünkü AK Parti'de çok güçlü isimler aday oldu. Yani baktığınız zaman her teknik anlamda, hem bilgi anlamında, hem tecrübe anlamında. Düşünün işte 5 yıllık belediye başkanlığı yapmış Ahmet Çakır'ı dinlendirebilmeye kararını alabiliyor. Yani demek ki onun da üstünde bir aday arayışını parti içerisinde hiçbir kırgınlığa, küskünlüğe neden olmadan alabiliyor. Alabilmenin reflekslerini gösterebiliyor. Adaylar da kendi kendilerini de eleştirmeye başladılar. Bu da olumlu. İşte İbrahim Gezer, Ali Bakan'ın açıklamaları. Yani bazı şeylerde adaylar da projelerini açıklamaya başladılar. Yani Malatya ile ilgili çok iyi fikirleri olduğunu da ifade ediyorlar. Gerek Murat Aslan'ın, Sami Er'in, Ahmet Çakır'ın baktığınız zaman bazı adayların AK Parti'den CHP ve MHP'den aday olmasını bekliyorduk. Ama onlar da oradan aday olacaklardı, AK Parti'den aday olacaklar. Milletvekillerinin görüşlerinin vatandaştan yana olacağını düşünüyor musunuz? Milletvekilleri de çünkü sadece milletvekilleri de Malatya'nın bu dönemde bir bakanlık beklentisi var. Evet. Yani kabine revizyonuyla birlikte muhtemelen o da yakın, Malatya, o tarihte yakın. Yani yakın zamanda, evet, bir bakanla kavuşacağını tahmin ediyoruz ki olması gereken de o. Kim olursa olsun ama Malatya'nın bir bakanı olması hizmetin gelmesini kolaylaştıracak anlamında. Çünkü bizim gerek karayollarıyla gerek işte elektrik akımından kaynaklanan sıkıntılarla artık uğraşacak vaktimizin yani de işte kalmadığını söylememiz lazım. Karayolları deyince aklımıza geldi. Yani şimdi işte karayolları bir Kömüran'da bir köprü yapıyor. Yani yapılan yer Elazığ sınırı. Elazığ'ın yatırım programında yer alan. Ama bizim siyasilerimiz, bizim geçen de valimiz gitmiş orada açıklama yapıyordu. İşte Özal döneminde de en uzun demir yolu köprüsü yapıldı Karakaya Barajı üzerine ve Kömüran Köprüsü de, şu anki yapılan köprü de o zaman yapılmıştı. Bunlar o zaman Elazığ'ın programı içerisinde yer aldığı için Elazığ'daki yatırımlar Malatya'nın 2-3 katı görünüyordu. Biz, evet, o zaman eleştiriyorduk, diyorduk ya Elazığ'a bu kadar yatırım yaparken Başbakan Malatyalı, Malatya'ya hiç yatırım yapmıyor. Sonra kendisi ifade etti. Bu yatırımlar devasa yatırımlar. Bunlar Elazığ'ın içinde olmasının bir faydası Malatya'ya, Elazığ'da bir faydası yok, Malatya'da bir faydası yok. Bunun şeyi yok. Bizim işte Kömüran'daki projeden sanki Malatya'ya yapılıyormuş gibi bir heyecana kapılmamızı anlayamadım. Onu ifade etmek gerekiyor. Onun yerine Kömüran'a bakın ne güzel
işte demir yolunda geçebileceği çift tünel yapıyorsunuz. Ama Beylerdere'sine bir viyadük yaparken yani oradan demir yolunu geçmeyi planlamayı dahi düşünmüyorsunuz. Yani bu plansızlık. Şimdi orada demir yolunu nasıl götüreceksiniz? Yeniden bir viyadük yapacaksınız. Yeniden köprüler yapacaksınız. Karşı tarafa geçirmek için. İşte evet. Bunları yaparken ileriye dönük planlama yapmak gerekiyor. En az 20-25 yıllık projeler hazırlamak gerekiyor. Ama bunlar hazırlamadığınız zaman da rutin belediyecilik hizmetleriyle böyle devam ediyoruz. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Tamam. Programımıza katıldınız. Seçime dair en azından kısa da olsa bir değerlendirme yapma şansı bulduk biz de. İsimler üzerinden gittik biraz. Aslında siz başından beri adayın belli olduğunu aslında söylemeye çalıştınız. Biz de hala heyecanla bekliyoruz. Ayın 20'sinden sonra demişti Başbakan Erdoğan. Yani tam büyük şehirlerin açıklanma tarihi. Dün 6 tanesini açıkladılar. Evet. Yani ayın 20'sinden sonra işte başlayacak evet, demişti. Ordu'yu açıkladılar. Yani yeni bir şehir. Malatya'da evet. Bu anket, son anket sonuçlarını bir daha değerlendirecekler görünüyor. Kısa sürede açıklanacağını. Kısa sürede yani haftaya büyük ihtimalle açıklanır gibimize geliyor aslında. Biz de heyecanla bekliyoruz. Sadece Malatya merkez değil yani Malatya büyükşehir değil. Merkez ilçeler de bir o kadar önemli. Onun altını çizmemiz gerekiyor. Çok çok önemli. Hizmet noktasında gerçekten iyi isimlerin gelmesi taraftarıyız. Her Malatyalı kadar bunu istiyoruz bizler de. Böylelikle programımızın sonuna geldik. Yarın saatler 10'u gösterince tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.